Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Takip ediyor musunuz bilmiyorum ama 8 Mayıs 2001 yılında Amerika Green Card sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de özellikle bu işe gönül bağlamış arkadaşlar arasında bir dalgalanma mevcut. Bazıları bu çekilişi kazanmış, bazıları kazanmamış. Şimdi sizle birazcık hem böyle göçme konusunda, hem uzun vadeli plan yapmak konusunda, hem yabancı ülkelerde yaşam açısından fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Bayağı faydalı olacağını düşündüğüm şeylerden bahsedeceğim. Takipte kalın. Sevgili dostlarım merhabalar. Bugün sizlerle birazcık pro, birazcık fikir muhabbeti yapmak istiyorum. Profil fotoğraflarının kutsal mekanındayım. Arkadaşlar, malum Türkiye'deki ekonomik buhran, yaşanan sosyal çöküntü gençleri giderek sıkıyor, boğuyor. Vergiler, katlanılamaz siyasi polemikler, kısır döngü tartışmalar, gerçek problemleri gizlemek için propaganda mekanizmasının ürettiği yalanlar, fake gündemler gençleri artık kandıramıyor. Gençler de bu yüzden bu ülke bizim geleceğimizi, gençliğimizi yakacak korkusuyla, telaşıyla şu anda yurt dışına çıkmak için her türlü fırsatı deniyorlar. İşte Green Card da bunlardan bir tanesi. En kestirme yollardan bir tanesi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Evet abi, Green Card çekilişi size çıkarsa, bunu alıp Amerika'ya gelirseniz, burada sıfırdan hayata bir şekilde başlarsanız bu güzel bir şans. Bu değerlendirilmesi gereken bir şans. Bu insana fayda getirecek bir şans. Ama herkes bu kadar şanslı değil. Sadece birkaç bin tane insan bunu kazanıyor. O yüzden de insanın daha, bence eğer ki bu işe kafayı koyduysa, yurt dışına göç etmeyi daha yere basar, yani lotodan, çekilişten çok daha yere basar planlar yapması lazım. Bu konuya benzer bir konudan geçen sene bu zamanlar bahsetmiştim yine. Yine Green Card çekilişi zamanlarıydı. O zaman şunları söylemiştim. Abi, Community College diye Amerika'da bir olay var. 2 yıllık üniversite. Bu 2 yıllık üniversiteye bir şekilde gelip girerseniz, eğitiminizi alırsanız, sonra burada orada onu tamamlarken zaten Amerika'da yaşayacaksınız, çalışacaksınız, göreceksiniz. Detayları var bunun, legal ve illegal. Onlara şu anda burada girmem benim için sağlıklı olmaz. Bunları daha uzman veya daha close community bir ortada konuşmamız lazım diye size ipucunu vereyim. Buradan bir göçme hikayesi, buradan bir kendinize yol çizme hikayesi yaratabilirsiniz. Ama sadece Community College da değil olayda. Amerika'da o kadar fazla Türk'le tanıştım ki bunların hepsinin farklı hikayeleri, farklı Amerika'da kalma tarzları var. Olay şurada bitiyor abi. Gerçekten gitmek istiyor musunuz? Gerçekten yurt dışına gitmek istiyor musunuz? Gerçekten göçmek istiyor musunuz? Gerçekten göçmen olmayı kaldırabilecek bir bünyeniz var mı? Eğer ki bunlara sahipseniz, bu idrakı, bu bilinci kazandıysanız, o zaman bir anlık gaza gelip ben 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda bu işi yapayım hırsına kapılmamalısınız. Bu uzun vadeli bir plan. Bu ilk başta kısa vadede bu işi yapacağım diye kendi mantığınızı oturtacaksınız, algınızı, çevrenizi buna alıştıracaksınız, eşinizi, dostunuzu, annenizi, babanızı, ailenizi. Sonra ondan sonra abi harekete geçeceksiniz. Bu hareket şu olacak: göçmek için gerekli hazırlıkları yavaştan kazanma ve sağlama. Nedir bu? Mesela abi, şu anda Amerika'ya bir Amerikan vizesi almak ve devamında da bir uçak bileti almak dolar bazında ucuz gözükebilir ama TL bazında, en iyi siz biliyorsunuz, çok pahalı. O yüzden ne yapmanız lazım? Bu orta vadede size masraf olacak, gelecek birikimleri kazanmak için para biriktirmeye başlamamız lazım. Hepiniz şimdi %90'ı söyleyecek. Serkan, para biriktirmek kolay mı, şöyle mi, böyle mi? Abi, kutsal bir amacınız varsa, bir vizyonunuz varsa sürüneceksiniz. Sürünmeden bir şey yok. Bak, ben hep şunu tavsiye ediyorum. Benim gibi, bizim gibi, bizim çevremiz gibi, benim ortaklarım gibi, İsmail gibi, belki Emin gibi insanların, abi, sıfırdan gelmiş insanların öğrendiği bir şey var. Bir noktaya gelmek için, bir birikimi sağlamak için 4-5 sene sürünmeniz gerekiyor. O, yani aileden zenginseniz bunu yaşamanıza gerek yok. O zaman direkt sürünmeden o seviyeyi atlayabiliyorsunuz. Ama sürünmenin de tabii ki yaşam tecrübeleri açısından faydaları var. Ama sürünmenin hayatınızdan götürdüğü yıllar da var. Sizi psikolojik olarak yıpratma durumları da var. Sizin o katlanma eşiğinizi test edeceği zorlukları var.
bunu katlanabilecek durumdaysanız, bu planı, yani orta vadeli planı yapacak bir zekanız varsa, o zaman uzun vadeli plana ve göçmeye başlıyorsunuz. Bakın, orta vadeli plandan bahsediyorum. Abi, işsizsen, depresyondaysan ve ben bu ülkeden göçeceğim diye bir planın, bir aklında çıkış yolun varsa, yapman gereken şu. Abi, iş aramıyorum, yani iş ayırmıyorum. Benim standart içine girdiğim konfi hayattan, konfor zonumdan çıkacağım. 3-5 kuruş daha iyi olsa çalışacağım. Çalıştığım her şeyin %90'ını biriktireceğim ve bu biriktirdiğim parayla kendime çıkış stratejisi yaratacağım. Çıkış stratejisi yaratabildikten sonra, o birikimi yaptıktan sonra abi ve çıktıktan sonra, işte o zaman uzun vadeli plana geliyor. Yani yurt dışına çıktığınızda da her şey güllük gülistanlık olmuyor. Size onu söyleyeyim. Yurt dışına çıkmak kadar olan zorlu süreç var ya, o eşik. O eşikten çok 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 daha fazlası. Yurt dışına çıktıktan sonra yaşadığınız şeylerin, zorlukların katmanı artıyor. Bu şey gibi, yurt içinde yurt dışına çıkmana kadar yaptığınız planlar dünyanın içerisinde, dünyanın yer çekimi alanında bir şeyler yapmaya benziyor. Yurt dışına çıktığınızda bütün yer çekimini kaybediyorsunuz ve başlı başına daha büyük zorluklar ve sorumluluklar biliyor üzerinize. Yurt dışındaki hayat gerçekten bu zamana kadar belki de yaşamadığınız, belki de yaşamayı da şansını da elde edemeyeceğiniz zorlukları beraberinde getiriyor. Abi, sıfırdan hayat hiçbir zaman, özellikle yani bir yaştan sonra yurt dışına çıkıyorsanız, 25'li 30'lu yaşlardan sonra dışarıya çıkıyorsanız, artık tamamen diline de adapte olamayacağın bir hayat tarzında o hayata adapte olmaya çalışıyorsun. O sistemi baştan öğreniyorsun. Bankacılık sistemini öğreniyorsun. İş hayatını öğreniyorsun. İnsanları öğreniyorsun. Kültürü öğreniyorsun. Ve bunları öğrenirken zaten 10 yılın, 15 yılın geçiyor. Ama işte yurt dışına çıkmadaki motivasyonlardan en büyük, en gerçekçi olanı, tamam ben sürüneceğim ama en azından çoluğum çocuğum ileride faydalı olacak. Onlara faydalı bir miras bırakacağım. Dünya vatandaşı olacaklar beklentisi. İşte böyle bir beklentiniz varsa, o uzun vadeye yönelik hep bir bakış açınız varsa, abi harekete geçeceksiniz. Bahaneye gerek yok. Çekilişin çıkması veya çıkmaması önemli değil. Önemli olan, size dediğim gibi, bakın bu kanalda daha önce söylemiştim. Ben 2015 yıllarındaydı. Amerika'yı cidden özlemiştim. En son 2008 yılında Amerika'ya gelmiştim work and travel için. Sonra 2015 yılında o işlerimiz falan bayağı güzel gidiyordu. Ama yine o Türkiye'nin kısır gündeminden, koşturmadan, o bohemden, o depresyondan kaçmak için İdris Usta'nın videolarını izliyordum. Ve o videoları izlerken şuna karar verdim. Abi, bizim yurt dışına çık, bizim Amerika'ya gitmemiz lazım. Yani bizim gibi kafası açık adamların, özgür konuşmayı isteyen adamların, çok kültürlü adamların farklı alternatifleri olmaları lazım. Ki sonunda da geldiğimiz noktada bunun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Biz şimdi özellikle bizim gibi 30'lu yaşlar, böyle daha 80 ile 93 arası, 95 arası olan arkadaşlar, 2010'larda özgürlüğü hissettiği için, Türkiye'de bir özgürlük vardı. Avrupa'ya gitmeyle Türkiye'de kalma arasında bir fark yoktu. Ekonomik olarak biz çoğu Avrupa ülkesinden daha iyi durumdaydık. İspanya'dan, İtalya'dan öne geçme fırsatımız vardı. Bulgaristan'a falan filan zaten geçmiştik. Geçen Bulgaristan'da birlikte okuduğum bir üniversiteden bir arkadaşımla, sevgili Emre ile konuştum. Liseden arkadaşım, birlikte gittik, üniversiteyi birlikte okuduk. Kendisi bir Bulgar hanımefendiyle evlendi. Çocukları oldu. Allah bağışlasın. Türkiye'ye yerleşti. Çünkü hani biz tam böyle 2011-2012 yılında mezun olduk. Eşini aldı. Sonra çocuğu oldu. Türkiye'de çocuğunu yetiştirmeye başladılar Bulgar eşiyle birlikte. Çocuk hem Bulgarca bilerek yetişiyor hem Türkçe bilerek yetişiyor. Emre de uluslararası sularda mühendislik yapan, gemi makine mühendisi yapan, iyi bir maaş alan bir yüksek mühendis. Çok çok iyi bir maaş, hele Türkiye şartlarına göre. Geçen konuştuk abi, bak bu çok önemli bir şey. Geçen konuştuk. Diyor ki Serkan, diyor, Türkiye, şimdi çocuk oldu diyor. Türkiye'de diyor çocuğu okutmak için diyor, daha ilkokula giden, anaokula giden çocuğa özel yerler 40 bin lira para istiyorlar abi diyor. Ne için istiyor bunu diyor, belli değil diyor. Ayda 3-4 bin lira para istiyorlar diyor özel okulda. İyi bir eğitim alacak diye verdiğin yerde. Eğitim online ne olacağı belli değil.
Devlet okuluna gönderemiyorsun zaten. Durum ortada. Ben dedi Bulgaristan'a taşınmaya karar verdim. Biz eskiden üniversite zamanımızda Bulgar arkadaşlarımızla, sınıf arkadaşlara, kolegalara acıyorduk Bulgaristan'a. Diyorduk ki ya bu adam mezun olacak, gemiye çıkmazsa bir gemi makine, gemi inşa mühendisi olarak, gemi inşa bölümünde okuyanlara özellikle. Diyorduk ki ya 1300-1400 lira para alacak. Yazık ya, biz Türkiye'ye gitsek, tersanede mühendislik yapsak 3000-3500 lira para alırız. O zaman 3000 dolar falan yapıyor yani. Bulgarlar da 1000 dolar falan alıyor diye onlara üzülüyorduk böyle. Ne az paraları çalışıyorlar falan diye. Şu anda Bulgarların hepsi 2000 lira para alıyor en az. En az 2000 lira para alıyor. Türk mühendisleri 3000 liraya, yani kaça, 400-500 dolara çalışacak iş bulamıyorlar abi tersaneler. Ve Emre'nin bana söylediği şu. Ben diyor çocuğumu Bulgaristan'da okuttuğumda, şu anda çocuk da Bulgar vatandaşı olduğu için okulunda para vermiyorum. Bulgaristan yardım veriyor ve eğitimi çok kaliteli diyor. Türkiye'ye göre çok kaliteli diyor. Türkiye'nin son yıllarda ne duruma geldiğinin benim açımdan en büyük özeti bu yakın arkadaşımın verdiği tavsiye oldu. Abi hepiniz aile kurdunuz veya kuracaksınız. Bu yollardan geçtiniz veya geçeceksiniz. Öğreneceksiniz. Bakın üşenmeyin. Biliyorum çok, yani burada bizi zaten izleyen 3-5 bin tane arkadaş var. Tek ayağınızı yurt dışına atın. Bir şekilde Gürcistan olsun, Irak olsun, anlatabiliyor muyum? Kıbrıs olsun, Malta olsun, Afrika olsun, Uzak Doğu olsun, Venezuela olsun ya. Tek ayağınız yurt dışında olsun. Olsun ki bu siyasilerin oynadıkları ve 80 milyonu aynı kıskaca soktukları oyunlardan çıkma stratejiniz olsun. Çünkü bu adamların oyunlarına, bu adamların halkı sömürme taktiklerine akıl sır ermez. Ben erdiremiyorum. Türkiye son 3-4 yılda o kadar fakirleştirme, halkını fakirleştirmeye yönelik işler yapıyor ki, o kadar akıl almaz oyunlar oynuyor ki, ben artık çoğu noktada umudumu kaybettim. Ama Türk milletine, Türk gençliğine olan inancımdan, sevgimden konuşmaya, etmeye, paylaşmaya, dilim döndüğünce bir şeyleri düzeltmeye, gücüm yettiğince bir şeyleri değiştirmeye çalışmaya yırtınıyorum, çabalıyorum. O yüzden sevgili dostlarım, biz birey olarak kendi özgürlüğümüzü, kendi refahımızı arttırmalıyız. Bizle birlikte ailemiz bu refahı paylaşmalı. Kendi çevremize faydamız olduktan sonra zaten ülkemize faydamız olacaktır. Bütün gün kahvede oturan, mahallede çıkmayan, Türkiye'ye 1 dolar döviz kazandırmamış adamların milliyetçiliğinden ne olacak? Bu adamların boş konuşmalarından ne olacak? Bu adamlar Türkiye'yi Kuzey Kore yapacak kafada beyinsizlikte insanlar. Bunlar Afganistan. Afganistan abi adam. Yani o Afganistan'ın şu anki halini görüyor musun? Atatürk devrimleri olmasa halimiz harbiden Afganistan'mış. Ben zannediyordum ki 5-10 sene önceye kadar Anadolu insanının bir, ne bileyim, background'u var. Bir ağırlığı, kültürü, yani hani hep böyle Anadolu'yu överdik ya, öyle yetiştirdik biz. Yok abi, son 5-6 yılda Anadolu insanı çok kötü bir sınav verdi ve o yobazlıkta, o çaresizlikte, Atatürk devrimlerinin olmadığı bir senaryoda ne halde olduğumuzu çok güzel kanıtladılar. Evet sevgili dostlarım, düşüncelerim özet olarak bunlar. Umarım Green Card'dan göçmenliğe, göçmenlikten Türkiye'nin olaylarına, gelecek planlarına, Atatürk devrimlerine kadar kendi düşüncelerimi size anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Saygılar.